La ilahe illallah Adem Sefiyullah. La ilahe illallah Nuh Nebiyullah. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. La ilahe illallah Musa Kelimullah. La ilahe illallah İsa Ruhullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bir rivayete göre 124, bir rivayete göre 224 bin peygamber, bir rivayete göre sayısını yalnızca Allah Celle Celaluhu'nun bildiği peygamberler geldi. Hepsinin maksadı insanlara iyiliğe çağırmak, Allah'a çağırmak. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Bu görev kimde arkadaşlar şu anda? Ümmeti Muhammed Müslümanlarda. Herkes de hocalarda, hacılarda değil ha. Ümmeti Muhammed'de, yani senin benim gibi basit adamlarda bu iş şu anda. Tabii öyle. Şu anda bu iş bozuk adamlarda. Ne demek bozuk adamlarda? Bozuk adamsa bile yine yapacak bu işi. Bozuk adam mısın? Günahkar mısın? Yine yapacaksın. Peki arkadaşlar, insanlara iyiliği çağırmak ne demek? Bak yine biraz gündemden bahsedelim arkadaşlar. Bu Filistinli kardeşlerimizin yaşadıkları ahvallerden sebep sıkıntılı işler var biliyorsunuz. Mevzular, problemler almış başını gidiyor. Ve bütün dünya genelinde bir boykot çağrısı var. Arkadaşlar defalarca söyledik. Bu boykota destek olalım. Bak bununla alakalı Diyanet İşleri Başkanı da Starbucks, işte Burger King, McDonald's bu tarz yerlerden yani alışveriş yapmanın şu anda iş harama kadar gittiğini söylüyor. Nasıl iş böyle harama gider? Kasten bilerek yani orada onların kasasına giren para eğer Müslümana kurşun olarak gidiyorsa, sen de bunu bilerek yapıyorsan iş harama gider. He. Şimdi arkadaşlar mevzuyu şuraya bağlayacağım. Maalesef ama maalesef biz bu işi beceremiyoruz. Evet. Bütün Müslümanlar, gerçi ağırlık Türkiye'de, onu söyleyeyim, ağırlık Türkiye'de bu işi beceremiyoruz. Peki ne demek istiyorum ben şu anda? Bugün Avrupa'da millet eylem yapıyor, evine dağılıyor. Avrupa'da ya. Amerika'da millet eylem yapıyor, evine dağılıyor. Ama maalesef şu güzel memleketimin güzel insanları bu işi hakikaten yapamıyoruz. Peki niye yapamıyoruz arkadaşlar? Bugün birkaç tane video izledim. Abi McDonald's'ları parçalıyorlar, Burger King'leri dağıtıyorlar, Starbucks'ları bilmem ne yapıyorlar. Starbucks'lara gidiyorlar, orada millete saydırıyorlar. Arkadaşım, oralara gidip milletin gavurluklarını arttırmayın. Lafımı iyi anlayın. Oraya gidenler gavur demedim. Ama içlerinde gavur olanlar var. Ne diyor? Bugün bir tane abla girmiş bir tane Starbucks'a. Ablaya ne diyorlar? Burası Müslüman ülke değil diyorlar. Yürü git. Adam ya açık açık ben gavurum diyor. Ben demiyorum adam diyor. Burası Müslüman ülke değil kardeşim, git diyor Filistin'e diyor. Bana diyor ablacığım çık dışarı diyor bak. Öteki taraftan bugün bir tane video gördüm. Adam bir tanesi gidiyor McDonald's'a. McDonald's'a işte aklı sıra vuracak dağıtacak. McDonald's çalışanları adamla kavga edip birbirine girmişler. Arkadaşım çalışanlara niye girişiyorsunuz? O dükkanı niye dağıtıyorsunuz? İslam'da böyle bir şey yok arkadaşlar. Boykot yaparsın. Eyvallah. Almazsın, aldırmazsın, göndermezsin, alana mani olursun. Ama gidip dükkanı dağıtma, dükkanı parçalama. Sen örnek oluyorsun. Aa işte Müslümanlar böyle diyorlar. Adam gidip McDonald's Starbucks çalışanı döver mi ya? Ya sen niye Starbucks çalışanı, niye McDonald's çalışanı, niye Burger King çalışanını dövüyorsun ya? Adam çalışan. Teşvik verirsin kardeşim. Ya kardeşim burada çalışma. Rabbim sana bir iş kapısı açar de. Hayırlısıyla iş kapısı açar de. Çık git oradan da ya. Ama bugün bakıyorsun. Müslümanlar McDonald's'lara saldırıyor. Camları. Ya adam bir tanesi Esenyurt'ta koca McDonald's'ı paramparça etti tek başına. Ya Allah aşkına böyle bir şey İslam'da yok. Oradaki çalışanlara saldırmak yok. Adamlar bir de şey yapıyor. Teşvik veriyor. Diyor ki Starbucks çalışanlarını gördüğünüz yerde. Ya arkadaşım sen manyak mısın ya? Starbucks çalışanlarını gördüğünüz yerde şunu yapın arkadaşlar. Mübarek adam. Bak senin bu işlerine sahibi sıkıntı gider. Mübarek hayırlı bir iş ara. İş bulana kadar çıkmasın oradan ha. Bak onu söylüyorum. İş bulana kadar çıkmasın oradan. Hayırlı bir iş ara. Allah'tan iste. Daha hayırlı, daha bereketli bir iş bul. Çalış Allah'ın izniyle. Helalinden kazanırsın Allah'ın izniyle. Hiç merak etme. Yani oradaki aldıkları maaş haram demiyorum. Ama daha sağlam iş bulursun. Rabbim Celle Celle önüne nice kapılar açar. Yani adamlar çalışanları gördükleri yerde dövmeye çalışıyorlar. Ya böyle bir şey yok İslam'da arkadaşlar. Kavga gürültü vuralım, parçalayalım, öldürelim. Yahu senin İsrail'den ne farkın kalıyor be kardeşim ya? Beni konuşturuyorsunuz şimdi. Lanetli milletin ismini anmak istemiyorum. Allah Allah. Bu muhabbetler
İslam'da yoktur. Boş muhabbetlere girmeyin arkadaşlar. Rabbimiz Celle Celaluhu her zaman Müslümanın ahlaklı olmasını ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakı tamamlamak için gönderdi bize bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmeten lil alemin değil mi? Öyle alemlere rahmet. Rahmet ne demek? Merhamet, acımak. Rabbimiz Celle Celaluhu bize acıyor mu? Acıyor. Nerede geçiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Errahman, Errahim. Rahman sıfatıyla dünyada kafirlere ve Müslümanlara ve hayvanlara ve cinlere, Rahim sıfatıyla sadece Müslümanlara mahşerde. Bak, Rahman dünyada herkese, Rahim sadece mahşerde Müslümanlara. Al sana, Allah Allah. Okuyoruz ama biz Allah Allah diyor. Ben diyor 40 senedir Fatih okuyorum, bunu ilk defa diyorum. Mübarek, her şeyi araştırıyoruz. Biraz da bunları araştıralım. Şimdi birkaç tane daha video gördüm. Arkadaş acayip bir video ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifinin hemen yakında 200 metre Starbucks var. Ve millet alışveriş yapıyor, yiyor, içiyor. Allah Allah, muhabbetlere bak. Bana ne, herkes hesabını kendine verecek. Ama orada bak kimse saldırmıyor oralara. Kapatın diyen yok. Kapatsınlar, açsınlar demiyorum. Ama Medine-i Münevvere'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen yanı başında Starbucks var. Gayet millet normal bir şekilde gidiyor, alıyor, içiyor. Ha, İzmir zaten full çekiyor. İzmir'de var ya, Starbucks'lar full çekiyor. Öyle böyle değil yani. Rabbim Celle Celaluhu herkesi bu yaşananla mevzusunda öyle bir hesaba çekecek ki iğneden ipliğe. Sen orada Müslümanlar o haldeyken ne yaptın? Hadi bakalım, ver hesabını. Dediğim gibi Rabbim Celle Celaluhu sonumuzu hayır eylesin. Amin. Amin. Allah razı için konuşuyorum. Kimseye karışmayın, kimseye bulaşmayın. Yapacağınız şey hacet namazı kılmak, amellere sarılmak, Yasin okumak, devlet büyüklerine dua etmek. Bizim gerçekten hani bunu söylüyoruz ya, hadi kapılar açık gidin bilmem ne ya. Onlara dikkat etmeyin arkadaşlar. Onlara dikkat almayın. Bana böyle akşama kadar 1000 tane mesaj geliyor. Ben onlara baksa şimdi belki de Gazze'de, belki de bomba altında şehit olmuştum. Ne faydam oldu şimdi? Benim İslam'a ne faydam oldu? Tamam, belki şehit oldum gittim. Ama önemli olan öyle kafa kafaya gidip şehit olmak değil. Yapacağımız işler belli. Amellere sarılacağız. Dua edeceğiz. Devlet büyüklerimiz, Rabbim Celle Celle onlara feraset versin. Amin. Amin. Akıl fikir versin. Amin. Amin. Hayırlı bir şekilde İslam alemini bir araya getirip bu nokta 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 çocuklarını Rabbim Celle Celaluhu tez zamanda lanetlemiş millete tez zamanda Rabbim kahru mahu perişan etsin. Amin. Amin. Evet arkadaşlar. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله